Vay be, ne gündü ya. Ya melekimi gördüm. Allah'ım, benim dualarımı sen duydun. Bismillahirrahman. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak tak tak, ben geldim. Allah'ım ben... Allah'ım bir Zeyno da benim bir kolumda olsun, bir kolumda da melek olsun böyle. Oh, rüya gibi, hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. Ya ben Kadir. gerçekten... Ben de seni çok özledim. Sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben. Kadir de. Dur Kadir. Kadir. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? Büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye? Üzülmesin büyücü ya. İster, ister üzülsün ister kızsın. Umurumda bile değil. Tamam da sen bana kızdın mı? Niye kızdın ki bana lan? Ben ne yaptım? Kadir ben sana kızamam ki. Ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var. O kadın dedi. Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü evet. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa, yok olmaz. Ama olmaz ki. Büyücü iyi biri. Bizi seviyor. Ben büyücüyü çok seviyorum bir kere. Star çiçeğim bile var benim, biliyor musun? Ben star çiçeğim var ya. Seni anlattım ben. Bu güzel kokuyorsun ya. Kadir, bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki lan? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Baba. Ne güzel. Aa, Zeyno. Zeyno? Oo. Baba. Kızım. Baba sen Müjgan'ı nereden tanıyorsun? Ben... Müjgan mı? Söylüyorum ben. Müjgan o benim... Zeynep'ciğim şey... Kadir Bey'le ben... Kadir Bey burada ben oluyorum, tamam mı? Burada Kadir Bey benim. Bir şey söyleyeceğim ben ama... Ama bak üzülmeyeceğine söz verirsen ben söyleyeceğim, tamam mı? Söz ver söyleyeyim. Ben niye üzüleyim ki? Ne oluyor? Anlatsanıza bana. Zeynep bak. Kadir'le ben biz aslında babanla... Biz birbirimizi tanıyoruz. Evet doğru. Hem de sonuna kadar doğru. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz biz. Tanışız yani biz. Ne zannediyorsun Melek sen, ne zannediyorsun? Kadir'i avucunun içine alacaksın, Zeynep sana kucak açacak. Ben buna izin verir miyim? Ben buna izin verir miyim? Efendim Ozan. Sare, Zeynep senin yanında mı? Hayır, niye? Ne oldu ki? Biraz kontrolü kaybettim. Doruk'la kavga ettik. Zeynep de buradaymış, gördü. Bir hışımla çıktı dışarı. Ben de belki senin yanına gelmiştir dedim. Ne zaman çıktı? Nereye gitti söyledi mi? Biraz oldu bilmiyorum. Ne bileyim ya işte senin yanına gelmediyse eve gitmiştir belki. Sakın bu kadın. Efendim? Tamam kapatıyorum Ozan. Senin buhranlarınla uğraşamayacağım. Sakın Melek. Sakın köşeye sıkıştım diye saçma sapan bir şey yapmış olma. Sakın. Zeynep, ben gerçekten hiç bilmiyordum Kadir'in senin baban olduğunu. İnternet haberini görene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Yani bak her şey hayırlara vesile olsun da derlerle hayırları. Yani baksana yahu tövbe estağfurullah bizim nimetin aşkı kapalı çarşı bak ne işlere yaradı gördün mü biz birbirimizi... Zeynep. Ben aslında böyle olmasını hiç planlamamıştım. Ama senin her şeyi bilmeye hakkın var. Var, bence de. Evet, her şeyi açıklamamız gerekiyor. 3-2-1. Ben ne bileceğim? Yani ikinizin arasında bu kadar söylemesi zor ne olmuş olabilir?
Zeynep. Zeynep. Söyle, söyle. Allah kahretsin, ne yaptığını sanıyorsun sen? Kadir'le ben... Anlatmak o kadar zor ki. Sana bunu nasıl söyleyeceğim? Gel. Ya kaldırıma çıktın ama lastiklere yazık. Zeynep. Zeynep, her şeyi anlatmam lazım. Benden duyman lazım. Müş! Senin ne işin var burada? Sitar, sakın araya girme. Zeynep'le konuşuyorum. Büyücü, biz konuşuyoruz biliyor musun? Biz artık var ya, hiç gizli, saklı hiçbir şey yok. Her şey yerlerde sürünüyor. Oh. Konuşuyoruz biz. Şu anda her şey açıklanıyor. Tamam, hadi 3, 2, 1 açıkla. Müjgan'ın bana anlatması gereken çok önemli bir şey varmış. Evet, evet. Kadir'in baban olduğunu öğrendiğimde ben... Ah Müj, ah. Yani ben senin yerinde olsam ben de endişe ederdim tabii ki. Yani babası Zeynep'in yumuşak karnıdır. Ona zarar veren hiç kimseyi affetmez. Asla. Ben olsam ben de tedirgin olurdum tabii ki. Çok haklısın. Kim üzdü ki babamı? Kimse üzmedi beni. Ben önce üzüldüm, sonra sevindim ben. Bak şimdi böyle telaşlı anlatırsan yanlış anlaşılacak. Zeynep'i iyice kaybedeceksin. Azıcık bir sakinleş. Sakin olalım, sakin açıklayalım. Bana artık ne olduğunu burada biri söyleyebilir mi ya? Zeynep. Ben anlatayım mı? Evet. Ben anlatayım. Şimdi geçenlerde Kadir'le Müjgan ajansın önünde karşılaşmışlar. Hı hı. Kadir ona bir şey sormuş. Orasını bilemiyorum. Tabii Müjgan senin baban olduğunu bilmiyor Kadir'in. Biraz tedirgin olmuş. İşte uzak dur benden demiş. Biraz cingar çıkarmış. Etraftan insanlar toplanmış. Müdahale etmiş falan. Biraz tatsız durumlar yaşanmış. Tatsızlıklar oldu biraz. Doğru söylüyorsun. Benim niye haberim yok peki bundan? Yani Zeyno, bir şey değil ki yani. Oldu geçti, hop bitti. Bitti gitti, olmadı yani. Olsun. Canım Kadir, bir şey olmadı tabii. Zaten Müjgan da senin Zeynep'in babası olduğunu bilse... ...böyle davranır mıydı hiç, öyle değil mi? Asla. Sonradan gazete haberlerinden görmüş baban olduğunu. Oradan öğrenmiş. Ay canım benim, canım benim. Ya iki gündür içi içini yiyor. Şey diyor yani, benim Zeynep'le babasının hemen gönlünü almam lazım diyor. Öyle değil mi canım? Ha? Yoksa Zeynep'in dostluğunu kaybederim diye dertlenmiyor muydun sen? Ya evet, evet, ben haberi öğrendiğimden beri sana nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Yani Kadir'le tanışıyoruz derken yani biz daha önce karşılaştık demek istemiştim. Karşılaştığımızda çok kötü şeyler yaptım. Yani Kadir'i çok üzdüm. Sana nasıl anlatacağımı bilemedim. Gerçekten akla karayı seçtim. Karaları seçme ama ya. Karaları seçme ki. Niye biliyor musun? Çünkü bitti. Ya, tamam, ben üzüldüm. Doğru, doğru Zeyno. Ben üzüldüm olayların ilk safhasında ama sonra dedim ya, hop bitti. Hiç gerek yok yani. Üzülmüyorum ben. Çok mutluyum. 1, 2, 3 açıklayasak mı artık diyorum ha? Neyse, babam affetmiş belli ki. Oluyor maalesef. İnsanlar bazen bizi yanlış anlayabiliyormuş. Oluyor, evet. Ya. Oh, o zaman tatlıya bağlandıysa olay. Çok sevindim. Çok güzel. Müjgan, senin de çok işin vardır değil mi bugün? Siz niye gelmiştiniz Süter Hanım? Ben ajansla işler biraz karışmış galiba. Senin canın sıkkındır, belki konuşmak istersin diye geldim Zeynep. Teşekkür ederim. Ama ben bir süre ne Ozan'ı ne de Doruk'u artık konuşmak bile istemiyorum yani. Anlıyorum canım, anlıyorum. Çok haklısın, çok hak veriyorum sana bu konuda. Sitar'cığım, sen de beni ajansa bırakırsın herhalde. Tabii, tabii ki. Baba, hadi biz de eve gidelim. Hani bir şey yapacaktık, 1, 2, 3 hop açıklayacaktık ya bütün gün. Babacığım, anlattılar ya, özür diledi ya, açıkladılar. Hadi biz eve gidelim, bak toplantıları varmış. Vardır bir bildiğiniz. Demek ki bir sürpriz var, tamam. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Yeah.
bana yumuşamaya başladım. Sevgi kelebeğine dönüştüm deme. Asla inanmam. Ne bekliyordun sahiden? Ha? Kadir'le Zeynep'e annesi olduğunu söyleseniz kocaman mutlu bir aile mi olacaktınız? İnanıyor muydun buna gerçekten? Beni fevri adımları atmaya sen zorladın Sitare. Gördüğün gibi köşeye sıkıştığımda o adımları atmaktan hiç de çekinmiyorum. Peki sen? Sen yapabilir misin aynısını? Hı? Sakın beni sınamam. Hiç tavsiye etmem. İnsanın kendini anlayan bir düşmanı olması ne kadar güzel bir şey ya. Ben de tam bundan bahsediyordum işte. Sen de beni sınama Sitare. Eve gidince konuşacağız mı şimdi ciddi ciddi? Ya sen beni aptal yerine koyamazsın ya. Koyamazsın. Nereye gittin belli değil, ne yaptın belli değil. Allah Allah, ne yapıyordun orada? Ne işin vardı orada? Açıklayacaksın şimdi bana. Ulan bunlar benim başımı belaya sokmadan rahat olmayacaklar mı ya? Neredesin sen yani? Türkan, ulan konuşalım diyorsun, konuşalım o zaman. Konuşmaktan korktum falan mı sanıyorsun? Konuş lan şimdi. Bak ya şuna bak. Bak, dua etsen Kadir evdedir inşallah. Nerede olacak oğlum? Evdedir tabii ki. Nereye gidecek? Koskocaman adam yolu bulamayacak mı? Bu kadar basit ya. Allah Allah. Sen laf anlamıyorsun ki. Ya konuşmuyorsun ki sen. Şimdi niye bağırıyorsun yolun ortasında? Sen bağırıyorsun sokakta, sağda solda bana bağırıyorsun. Eve gidince konuşacağız diyorum ben sana. Konuşuruz lan, yürü. Eve yürü. Hadi bakalım.